Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Hizmet dosturlarımız var ya, külliyattan laikalar. Kim kime neyi ne zaman nasıl niçin yapacağını söyleyeceğinin laikalarda bizim dusturlarımız var, esaslarımız var. İhlas dustur mudur, esas mıdır? Esastır. Medrese açmak, medreseye sahip çıkmak esas mıdır, dustur mudur? Esastır. Dusturdur. Medrese açmak mı? Ondan sonra, mesela sayayım işte, farklılığı size göstereyim. Yani esasattır, zaruriyattır, müsellemattır, muhkemattır. Dört tane. Dile-i şer'i gibi. Bak mesela birkaç tane sayayım. Amelde rıza-i ilahi olmak. Tamam. Bunlar esas, zaruriyat. Tenkit etmemek zaruriyat. Bütün kuvvetini ihlasta vakta bilmek zaruri. Fenafil zaruri. Dustur okuyorum. İhlas dusturları, bu ihlas da aynı zamanda da. Dusturlar, vazife imani hizmeti yapmak. Esası takva, dusturdur. Gücenmemek, küsmemek, dusturdur. Siyasetten uzak durmak, dusturdur. Tesanüt etmek, dusturdur. İktisatlı olmak, maddi ve manevi iktisat, para pul değil. Yani nefse aç, hizmete kapat. Bu cimriliktir, pintiliktir. Pinti ulemanın sözüdür o. Yani içsel çöküntüyü anlatıyor. Eylemdeki cimri o, işteki pintilik o demek. Yani kokuşmuşluk derler. Yani şöyle yaparlar. Hizmete gelince böyle, böyle, böyle. Nefsine gelince arada bir AVM'ye gider çoluk çocukla. Yani belki de bir sene yapacağı bir hizmeti, maddi hizmetim kadar harcar bir çarşıya gidince. Hizmete gelince hiç başkasına havale eder. Yani bu çok acayip. İktisatlı olmak dusturdur. Uhuvvet dusturdur. Münakaşa etmek dusturdur. Etmemek. Hüsnü zannetmek, suizan etmemek dusturdur. Hürmet ve merhamet etmek dusturdur. Gaye hayal sahibi olmak dusturdur. Gaye hayal. Sıdk ve kizb, yalan söylememek dusturdur. İstina göstermek, istinayı istememek diye anlıyoruz. Oysa haf ve reca, biçan iki taraflıdır. Allah nasıl alacak, veren nasıl verecek demektir. İstina, Allah nasıl, yoksa istinaya sığınıp cimrilik ve pintilik yapmamaktır. Böyle bir şey yoktur. Allah Resulü İslam ordusunu kim donatacak demiş. Camide demiş. Ebu Bekir Sıddık donatmış, ben şöyle yapacağım demiş. Başka? Bu kuyuyu kim diyor Müslümanlara kazandıracak diyor. Hazreti Osman gidip alıyor ve hibe ediyor. Kim buna yardım edecek diyor. Yani bilmek lazım. Yani cimriliğe ve pintiliğe sığınıp istinamız yok mu? Ya peki senin hizmetin yok mu? Senin hizmetin yok mu? Abama mı? Va. Evime mi? Va. Verdim gitti diyor. Ulan dini var mı? Namazı var mı? Sonra olur diyorsun. Yani dengesiz, ne kadar acayip bir dengesizlik oluyor. Mesela havariki medeniyet sefahatinden iştinab etmek dusturdur. O medeniyet, o şey dedikleri şey, menfaatına galebe çalmış zararı, uzak durmak dusturdur. Kazaya rıza göstermek dusturdur. Tenil okumak dusturdur. Hem dustur hem ihlas olan nedir? Amelde rıza-i ilahi olmak hem esastır, ihlastır, bir de dusturdur. Tenkit etmemek hem ihlas hem dusturdur.
Bütün kuvvetini ihlasta ve hakka bilmek hem ihlastır hem dusturdur. Fena fil ihvan hem ihlastır hem dusturdur. İhlas zaten esasattır. Devam edeyim, okuyayım şey, en azın başlıkları. Kafamıza böyle bir çinlansın. Uhuvvet Risalesi'nin dusturdur. Uhuvvet dusturdur. Nedir o? Tarafgirlik yapmamak dusturdur. İnat etmemek hak şeyde, hak böyle yanlışa ısrar etmeyeceksin. İnat etmemek dusturdur. Haset ve rekabet etmemek dusturdur. Kin ve adavet beslememek dusturdur. Naklediyorum size. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kin ve adavet en fazla Müslüman'dan Müslüman'a en fazla 3 gündür. Zübeyir abi, Rüştü abiye demiş, o da bana de demişti ki Nurcu'ya ise diyor bir uykudur en fazla. Bir uyku haletidir. Halet değişikliğine sebebiyet verdiği için. Muhabbet fedaisi olmak dusturdur. Masum sıfatları mahkum etmemek, adam bir cani yanlış yüzünden güzel sıfatlarını da mahkum etmemek dusturdur. Ehak için ihtilaf çıkarmamak dusturdur. Her doğruyu her yerde söylememek dusturdur. Diğer dusturlar. Hakkın hatırını kırmamak dusturdur. Tevazu ve mahfiyet dusturdur. Kusura bakmamak, affetmek dusturdur. Hak ortaya çıktıktan sonra cerbeze yapmamak dusturdur. Keramet ve keşfiyat aramamak dusturdur. Tekellüf yapmamak, tasanuya girmemek, öyle, öyle değil de öyle gözüküyor böyle, bir tuhaf tuhafan dusturdur. Aşırı hüsnü zan ve mübalağa yapmamak dusturdur. Her şeyin güzel cihetine bakmak dusturdur. Sanki bir ders yapıyoruz ya başlıklarla. Harici cereyanları takip etmemek dusturdur. Bu psikoloji dersi ya hepsi. Öyle mi değil mi ya bu başlıklar? Acayip etkiledi beni ya. Zarara razı olana şefkat etmemek dusturdur. İhtiyatla hareket etmek dusturdur. Tesbihat ve evratları okumak dusturdur. Tesbihat yapacaksın kardeşim. Yapacaksın. 20. lema ve 26. sözün zeyli dusturlarında şöyle denmiş. Vazife-i ilahiye karışmamak dusturdur. Kemiyet değil, keyfiyeti esas almak dusturdur. Şahs-ı manevi esas almak aynı zamanda esastır. Görüyor musun? Esas almak dusturdur. Müsbet hareket etmek dusturdur. Aç ve fakr dusturdur. Şefkat etmek dusturdur. Tefekkür etmek mesleğimizin dusturudur. Dört hatve de enfusi dusturlar, enfusi o çalışmalar, dusturlar dört hatve dusturdur. Şükrü mutlak dusturdur. Şefki mutlak dusturdur. Sadakat ve sebat metanet dusturdur. Taayyünle zulmetmemek, fazilet furuşluk yapmamak dusturdur. Hazm-ı nefs ve hissiyatı feda etmek dusturdur. Şairi muhafaza etmek dusturdur. Kur'an hükümlerini aşmamak ve taşmamak dusturdur. Zarureti dini muhafaza etmek dedik, dusturdur. Dini dünyaya alet etmemek dusturdur. Muarızlara mukabele-i bilmisil yapmamak dusturdur. İlmi hazmetmek, lisan hali konuşturmak dusturdur. Kur'an yazısını muhafaza etmek dusturdur. Hubuca terk etmek dusturdur. Hissi haf, haf hissini, yani onu korku değil, yani Allah'a karşı haf dusturdur. Tamah göstermemek dusturdur. Milliyetçilik yapmamak dusturdur. Terk-i enaniyet dusturdur. Tembellik ve temperverlik dusturdur. Risale-i Nur'a kanaat etmek ve sair eserlere karşı risale kanaat etmek
dusturdur. Risale-i Nur'a perde olmamak dusturdur. Riya, şöhret ve teveccüh-i nasihat terk etmek dusturdur. Meşveret ve şura ile hareket etmek dusturdur. Hasenatı şahsında toplamamak dusturdur. Hadisata kader cihetiyle bakmak dusturdur. Hikmetleri illetlere tercih etmemek dusturdur. Fedakarlık ve vakf hayat dusturdur. Dar ve geniş haslar dairesinin varlığı dusturdur. Medrese hizmetleri dusturdur. Ferdi hareket etmemek dusturdur. Tezellüle düşmemek, tahakküm etmemek dusturdur. Şer, iza, tanzim, tertip ve neşir vazifesi dusturdur. Âl-i Beyt muhabbeti, muhabbet esastır. Âl-i Beyt'e muhabbet esastır. Ondan sonra Ruşta abi şey yapmıştı, onu ayırmıştı esasla şeyi. Herhalde burada hepsini bir yere de okuduk böyle. Mesela takva esasmış. Ondan sonra ihlas esastır. Hepsini düz okudum da. Esas. Esaslar bayağı şey. Onlar, neyse biz buradan. Üstabinin otobüsü varsa o ayırt etmişti. Var mı orada? Bunda çok ayırt edilmiş. Yani biz bunu genişlettik ama Üstabi ona da dikkat etmiş. Çünkü ben ona alıştığım için, bak, meşveret ve şura esastır. Şuraya bak. Acayip bak. Esaslarda ittifak etmek zaruridir. Zaruriymiş. Esasat-ı şeriatı esas tutmak. Zaruratta içtihat olmaz. Zaruriyattır. Rüştab hep ayırmış. Görüyor musun? Zahiri şeriata muhalefet edilmez, dusturdur. Sarih beyanların hükümlerinde tevil yapılmaz, dusturdur. Mesela sarahat olan bir şeyi arkadaşlar, yap, yapma, de, deme, git, gitmeyi. Öyle ama diye tevil ediyorsa onu bırakın o adama. Çünkü unutmayın bu cümleyi, bu cümle bana ait değil. Sarih ifadeler tevil edilemez. Tevil edilirse... Tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmayacağından her şey her şeye girmiş olur, mubah olur. Bu insan kendisini esas yapmış olur. Fikriyatı ve hissiyatı nereye meyletmişse o doğru olur. Bakın, herkes sarahatı yap diyor ustad veya yapma diyor. Adam öyle ama diyor, tevil ediyor. Şimdi bu tevil edilirse ne olur, neye benziyor? Şöyle... Vakimu selavatü zeka. Havuz nerede? Ne demek? Namaz ve? Zekat verin. Şimdi biz öyle dedi ama Kur'an bir de biz meşveret edelim denilir mi? O zaman ne olur? Biz meşveret esas aldık. Haşa, Allah'ın emri arkada kaldı. Allah'ın emirleri meşveret edilemez. Risale-i Nur'un esasları, zaruriyatları, dusturları, muhkematları, musallematları meşveret edilemez, edilirse bizi bağlayacak hiçbir şey kalmaz. Mesela cami mi açalım, kurs mu açalım, yurt mu açalım, okul mu açalım, medrese mi açalım? Emirdan da diyor ki her bir nur talebesinin vazifesi, şimdi uygulayacağım ben bunları. Her bir nur talebesinin vazifesi her yerde bir medrese-i nuriye açılsın. Öyle mi? Ha sen ayrıca yaparsan yap. Ama bizim vazifemiz medrese açmaktır. Emirdan da söylüyor. Tamam? Medrese açmaktır. Sesi kapa kimse o. He? Tamam. Bu nedir? Dershane mi açalım? Bir daha. Yurt mu okul mu? İlk önce nur talebesi değeri yapmaz değil. Vazifesi dershane açmak. Peki. Tepecik'te neresinde açılacak? Girişinde mi, çıkışında mı, ortasında mı? Birinci kat mı, beşinci kat? O risalede yok. O meşveret edilir. Yani yap, yapma, unutma. Bak elime bakın. Yap, yapmalar meşveret edilemez. Ortası olan mubah, birinci kat mı, beşinci kat mı? Tamam.
O meşveret edilir. Ferdi hareket edilmez. Unutmayın. Sarih beyanlarda, hükümlerde tevil yapılamaz, dusturdur. Nakli delilleri teslimiyet esastır. Görüyor musun? Nedir o? Kur'an ve hadis. Kur'an ve hadis. Edile-i şeriye, icma ve kıyas, iştihat. Onlar nakli delillere teslimiyet esastır. Yani dusturla farkı görüyor musunuz? İhlas dusturdur ve esastır. Aradaki fark ne olacaksın? Evet, dusturla esastır. Okuyorum ki eylemde gözüksün. Şey yapmak istemiyorum. Esas daha merkezde değil mi? Evet. Ya. Sadakat ve fedakarlık dusturdur ve esastır. Ne kadar mühim olunca ikisi cem olmuş. Sebat ve metanet etmek esastır. Yani zorluk gördüğün zaman Bakara suresinde hemen topukların üzerinde geri dönmeyeceksin kardeşim. Dönmeyeceğiz kardeşim. Yemin edeceksin davanda. Dönmeyeceksin. Ne olursa ol sebat edeceksin. Zorluklara karşı dayanacaksın metanet. Göğüs gereceksin. Bu esastır. Dustur da değil. Yani bu olmasa olmaz. Ne demek biliyor musun? İhlas suresi imanda ne kadar esassa İhlas esastır. Esaslar temelin temelidir. Onun dibi yok daha. Ha? Mesleğe bakan dusturların değişmezliği esastır. Bu da esastır. Mesleğimizin esasıdır. Dustur değildir. Meslek dusturları esastır. Değişmez. Takvayı muhafaza, bidatlardan uzak durmak esasmış. Ustad esas diyor. İman kurtarma hizmeti esastır. Ciddiyet ve vakar esastır. İhtilaf çıkarmamak, tesanut, ittifak etmek esastır. Ya esas esas gittik. İktisat etmek dusturdur. Esas değil. Biraz da yukarıda. Siyasetten uzak durmak dusturdur ve esastır. Çok kuvvetli. İstina esas değildir. Dusturdur. Müsbet hareket etmek esastır. Tebliğ ve neşir vazifesi peygamberlerin en büyük vazifesi olduğu için esastır. Tarafkirliği terk etmek esastır. Adaveti terk dusturdur. Çok acayip. Tarafkirliği terk etmek esas iken adaveti terk etmek dusturdur. Çok acayip. Enaniyeti terk etmek esastır. Riya, şöhret ve teveccüh-ü nas gibi zararlı hissiyatları terk etmek dusturdur. Hep herkes kendi halinde iş yapsın bakayım. Rekabet etmemek dustur, esas mı? Dusturdur. Hubuca terk etmek dusturdur. Esasmış. Şimdi çok önemli. Bunu bakayım ne diyeceksiniz. Menfi milliyetçiliği bırakmak, İslam milliyetine dayanmak esas. Esastır. Dar ve geniş daire dustur. Esasmış, temel. Gaye sahibi olmak esas. Esastır. Hürmet etmek, yani hürmet seni orada tutuyor, esasmış. Keyfiyet, kalite takip etmek esastır. Meşveret ve şura esastır. Risale-i Nur eserlerini esas almak ve nazarları ona çevirmek ve ona teslimiyetle kanaat etmek esastır. Şahsı değil, kitabı esas almak. Ali Beyt muhabbeti esastır. Ben bunu diyorum, Ali Beyt muhabbetinin dışında İslam olur mu diyordum biliyor musun? Şimdi bir şey söyleyeceğim de kafanız karışmasın. Biraz... Benim kafam biraz ters çalıştığı için bunu niye dedi ya? Bunun mefhumu nedir ya? Ali Beyt muhabbeti olmadan ulan İslam olur mu? Ben size iki şey bırakıyorum diyor. Ona temessük ederseniz kurtulursunuz. Çok mühim bir şey anlatacağım size. Senelerce sonra gördüm, sonra fark ettim. Ama şaşırmayın biraz da suizan etmeyin. Ben size iki şey bırakıyorum. Ona temessük ederseniz kurtulursunuz diyor. Bir tanesi Allah'ın kitabı. Peygamberimiz diyor bunu. Bilmem. İki, onun hayattaki yorumu, eylemdeki hali, yaşanır durumu, benim sünnet-i seniyem.
Ona temessük ederseniz kurtulursunuz diyor. Ama sünnet-i seni en azami derecede ehl-i beyt yapıyor. Tamam. Yani çok acayibime gitti. Bir de o şey yapayım. Ali beyt muhabbeti niye esastır dedim. Lan başka İslam olur mu? Meğer Türkiye'deki Diyanet ve şu anda İslam dünyasındaki, İslam adındaki hareketler Muaviye'den geliyor. Ehl-i Beyt dini değil. Ehl-i Beyt kanalından gelen din değil, Muaviye'den gelen dindir. Farkı söyleyeyim, en bariz, gözünüze çarpan. Mesela katliam yapmış Muaviye, Ehl-i Beyt'i. Hazreti Hüseyin Efendimiz Hasanlar vesaire biliyorsunuz. Niye yaptı? Milliyetçiliği vesaire. Bir de hutbeyi söyleyeyim size. Mesela ilk Allah Resulü'nün sünnetinde olan cuma kılınma şekli. Şimdi cuma iki rekat önce mi kılınıyor hutbeden ve sonra mı? Sonra. Hutbeden iniyor kıldırıyor değil mi? Evet. Aslında öyle değil işte. Bu Muaviye çıkarttı. Dedi ki bu millet namazı kılıp çekip gidiyor. Hutbe dinlemiyor. O zaman namaz kılmak zorundasınız. O zaman hutbeyi bir dinleyin. Ve senelerce lanetler yaptılar Hazreti Ali vesaire. Yani Türkiye'deki Diyanet Muaviye kokusu var. Tamam. Onun için böyle işte böyle şeyler, Ehl-i Beyt'i kale almazlar. Efendim hadisleri inkar ederler. Acayip garayip. Tamam. Onun için Ali Beyt, bu midenizi karıştırmak istemezdim ama sonradan çıkmış. Hutbeyi Türkçe okumak malum Sufyan'dan çıkmış, Kefere'den. Cuma hutbeden sonra iki rekat kılmak Muaviye'den çıktı. Ve katliam yapmış çok. Ehl-i Beyt'i ortadan kaldırmak maalesef. Ama ustadımız ve ilmi kele alimleri, İslam alimleri Muaviye sahibi olduğu için konuşmayın demiş. Redalan diyor. Evet. Fakat Muaviye'de bu şekilde anlattığım şekilde tam yoktu. Böyle hafif başladı. Çocuklarında baş oldu. Yezid ve Velid'de. Tamam. Muaviye'de başlayıp Ali Beyt'ten uzak durmak eylemsel o kadar şey yoktu yani Muaviye'de. Ama başladı. Ali Beyt muhabbetinden uzak olunca Yezid ve Velid bu şeyi işledi işte. Yani lanet caiz ama sevabı yoktur diyor emirden, tamam mı? Böyle. Şimdi niye söylüyorsun bu fitne şeyi? Ali Beyt niye esastır? Ali Beyt'ten gelen din cibillidir, hissidir, latifedir, çok karabetlidir. Eskide derdim ya Ali Beyt'ine hani lemalarda var ya acaba tarafkirlik mi getiriyor? Hayır. Biz İslamiyet'i tercih ettik. Takdir ettik, kabul ettik. Onlar ise onların dem ve damarlarında var. Cibillidir. Neye benzer? Bir memlekete petrol için savaşan asker var. Diğer tarafta o vatanperver, namus ve canı için, vatanı için savaşan aynı fedakarlığı mı yapar? Gibi. Tamam. Onun için Ali Beyt Risale-i Nur'da esastır. Muaviye'den başlayıp Muaviye'ye haşhaş yapmıyorum radiyallahu anh. Ama Ehl-i Beyt'ten, Ali Beyt'ten uzaklaşma muhabbeti başlamış. Yezid ve Velid'de zulüm ortaya çıkmış. Yani eğilip, bu da kaçınılmaz gözüken bir şey. Hazreti Hüseyin mesela Kerbela'daki hali. Ama hiçbir karı yok bunları konuşmak. Ama Ali Beyt muhabbeti niye esastır diye. Yani ben acayibime gitti. Hem de dustur değil. Ne alakası var ya? Zaten bunun dışında din olur mu Ali Beyt'in dışında? Vay. Ali Beyt, Risale-i Nur'da Ali Beyt muhabbeti dusturdur, zaruriyattır, muhkemattır, musellemattır, esastır, esasattır. Oradan gelen, o kanalla gelen din. Abi şurada bir şey aklıma geldi de, yani bir büyük, bizim başımızdaki büyük abi az bir küçük bir, yani sünneti küçük sansa sizde farzda yansır. İşte tamam onda olmamış. O Muaviye'de haşa olmamış. Ama onun inhirafı Ali Beyt'e karşı böyle az bir lakaytlık Yezid ve Velid'de, oğlu ve çocuğunda korkunç neticeler vermiş. Onun için
böyle televizyon vitrinlerinde, şeylerde kim ehli bidadır? Bak, ölçü söylüyorum. Kim ehli bidadır? Kim samimidir? Kim Allah Allah için, din için anlatıyor? Ölçü şudur. Yüzde İslam'ın diyor ustad, yüzde 10'u, yüzde 90'ı zaruriyattır. Esasattır. Yüzde 10'u içtihadidir. Bir insan, hoca ve alim, televizyona çıkıp içtihadi şeyleri kaşıyorsa, onlarla oynuyorsa, tamam, o ehli bidadır. Ve içimize giren haindir o. Ha, o tür şeylerle, yok o böyle demiş, bu Kur'an'da yoktur, o şeyde hadis değildir diyen, içimize giren, İslam'a giren ehli bidattır. Haindir yani. Ölçü o. Ne yapacak? Bu milletin kalp ve baş ağrısının ağrısı var, zaruratları var. Namazıdır, orucudur, takvasıdır, tamam mı? Dinin zaruriyatına sahip çıkacak. Namazdan bahsetmiyor, şeyden bahsetmiyor. Adam teferruatın teferruatıyla meşgul oluyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim de. Bağışlayın yani. İnan hiç kimseye gayem değildir. Çünkü muhatap alacak kadar ben alçalmam. Allah Resulü'nün yok sümüklü mendiliyle, yok teri şeyiyle bunu gündeme taşımak, bu adamın İslam ve din adına yaptığına nasıl kanaat getireceksin ya? Böyle şeyleri getirerek insanları peygamberden nefret ettirmek adına. Bu adamı hal anlamayacak mısın? Ya ahmaktır, ya ahmaktır, ya haindir. Ya kafası bitmiş ilaçla, hemen itham etmeyeyim. Bazı Müslüman kardeşlerimiz içeri girip ilaçla beyinlere gidiyor. Ya böyle bir şey yapılmış, ya ahmaktır, ya Allah Resulü'nün yok kanını, şey, hacamat kanını içti, bilmem ne. Bu televizyonlarda bu Müslümanlara, bu ahir zaman fitnesine, pamuk ipliğiyle dine bağlı olan insanlara bu denilecek sırası mıdır ve kıymeti midir? Yani kıymete vurduğun zaman bu denilecek şey. Sanki Peygamberimiz demiş ki kanımı iç. Peygamberimiz aleyhissalatü hacamatta yaptırmış, git demiş, ayak basılmayan, köne yerine dök demiş. Ben size dedim. Ya Mehmet abi git kardeş dök, bu vazifesini yapma. Ben sana dök demedim mi kabul? Sen gittin içtin. E ben ne yapayım senin manyaklığından yani? Ne desin? Ne yaptın dedi. İçtim. Ne dedi? Bir şey demedi. Ne desin yani? Kus mu desin? Şimdi bu varmış gibi gösteriliyor. Niye peki bu? Yok mendili şu. Ya kardeşim, insanlara İslam diye bunu göstermek %90'ı gizlemektir. Ben kaste art niyeti demiyorum ama ahmak da değilim. Senin yaletine, anlayışına dimiyen desteyeceğim. Bilin ya. Ali Beyt esastır kardeşim. Ali Beyt dininde o kanaldan gelen böyle şeyleri. Onun için Ali Beyt muhabbeti esastır. İşte öğlen bu perşembe derslerimiz bu işte. Size ne dersi yapacaklar? Herhalde bununla bitecek. Galiba dur okuyacağım. Dershane hizmetlerini anlatacağım. Toplama. Ustad ne kadar dershane hizmeti, emniyet veriyor. Kalırsa bir paragraf en az okuyacağım. Sıkmıyorum değil mi Faruk? Yok, Hastar dairesinin varlığını Risale-i Nur'da esastır. Yani televizyona çıkacak Nur talebi olur, siyasette de olur, tamam mı? Ben geneliyorum külliyattan. Her sahada Nur talebesi vardır. Yani neye benzer? Şu kiraz ağacının yaprağı var, çiçeği var, dalı var, budağı var, bir sürü kurumuş da şeyler var, dalları var. Gövdesi kopabilir, şey yapabilir, düşebilir ama bunun bir de çekirdeği var. Dar daire çekirdek hizmetidir. Geniş daire ağaç hizmetidir. Onun için ikisi zaruridir, birbirinin olacak. Ama inkar etmeyecek. Ne diyor? Hastar dairesi olacak. Vakf hayat, ya bekar olur mu, şey olur mu? Tamam kardeşim sen ol dememişler ki zaten. Esastır. Dershane hizmetleri esastır. Hattı Kur'an'ı muhafaza etmek o zamandı deniliyor. Hayır. Esastır. Kur'an'ın harflerini muhafaza etmek esastır. Vazife-i ilahiye karışmamak dusturu ve esasmış. Hem dusturmuş. Vazife-i ilahiye karışma. Hem dustur hem esastır. O kadar mıyım? Tamam. Bitti. Ben şimdi dershane hizmetlerini okuyorum.
oradan 308. Oradan biraz okuyayım. Dershaneler ne kadar mühimmiş. Diyor ki Hizmet-i Nuriye'de medreselerin varlığı esas olup dershane hizmeti ve tarzı değişmez ve kıyamete kadar devam edecek. Şöyle dershane devam edecek. Rahle, dizinizin üstünde oturmak, yani dizi kastetmiyorum tabii de, koltukta da o. Yani Risale-i Nur'u icra edildiği, ifade edildiği, vakıf yetiştirdiği yer medreselerdir. Mesela bugüne kadar gördük, dairemizin Nur cemaati içinde, şey için söylemiyorum da yani bilinsin diye, yurtlar açtılar bir sürü. FETÖ'den bahsetmiyorum yani. Yani yürümedi mesela. Vakıflar var ya, büyük vakıflar. Medrese, söyleyeyim ya, Suffa'nın, Meşveret'in ama daha çok Suffa'nın talebe yurtları yürümedi. Medreseye döndüler. Çünkü öyle binalara doldurmak değil, böyle olduğun zaman kaliteli adam yetişiyor. Medrese hizmetin esas. Yurtlarda olmuyor. Keşke olsa, fazla oluyor ama güzel olurdu. Kısa bir zamanda çok çok şeyi alacaktın. Tamam. Çok netice alacaktın. Ama olmuyor. Ustadımız 10 sene evvel çalışıyor mu? İşaret ve büyük menfaatini beyan ettiği Nur medreselerinin şimdi bu zamanda açılma işi tam tahakkuk safhasına girmiş bulunuyor. Bize de tevafuk etmiş. Bizim merkezi ders anlaşacağız ya. Çok gariptir, çok acayiptir. Hakikaten üzülüyorum. Senelerce enfusi dersleri takip eden kardeşlerimize Dima Meclisi Nurhane'ye atıyorsun. Böyle bir merkez açılıyor diyor. Adam hiç umurunda değil ha o yazıya. Benim beyanatım var. Böyle açıyoruz. Hala ilmi şeyler paylaşıyor. Şu anda o paylaşma değil, bu paylaşma zamanıdır. Cihat olduğu zaman medreseyi kapatmış ustad, bütün talebeleriyle cihada gitmiş. Öyle değil mi? Bitlis ve Van'a. Mesela diyelim ki dershanemizi inşallah arsaya aldık. Kazma gerekiyorsa, Risale'yi kapatacaksın. Kur'an okumayı da kapatacaksın, sonra okursun. Okuyabilir. Kazma ile temel açacaksın. Zaman o zaman. Çok cebime gidiyor yani. Fiilen gösteriyorum sizi. Dima grubundan, Mecul grubundan atıyorsun. Es geçiyor, onu görüyor, geçiyor. İlmi şeyler yapıyor. Vay, uçuyor, kaçıyor. Lan eyleme dönüşmemiş tespitlerin ne işine yarayacak sana? Seni bile eyleme geçirmemiş de yani. Ne olacak o? Bilsen ne olur? Bilenler de var. Eylemde yoksun. Hangi alemdesin yani? Bakın, Allah Resulü talebe yetiştirmeye Ashab-ı Suffa'yı bırakmış. Ashab-ı Suffa'yı gitmiş hendek kazmış. Cihada gitmiş. Zırh giymiş. Kılıç kuşanmış. Öz geçiyor ya. Akıl almıyor yani. Dur ya bari iki kelam et yani. Bir de dua ediyor bazen. Allah muvaffak etsin abi kardeşlerine. Sen neredesin peki? Peki çocuğun karnına hastalansa ne yapacaktın? Arabayı satıp yapacaktın değil mi? Peki adamın bir tanesi hizmetinden zannettiği bankanın canlı olması için Asya Bank'ın adam bindiği arabayı oturduğu daireyi satıp kiraya çıkıp onu canlı tutmak istedi. Ve memur öğretmen olduğu halde başka bankadan faizle para alıp oraya atmış. Yani öyle yapılsın diye demiyorum da fedakar ruha bakın. Onun için Allah batıl dahi olsa ihlasta muvaffak etti. Bak, ihlas batılda da var mı kardeşim? Var. Samimi bir ittifak. Asya Bank'ı korumak için adam dairesini satmış. Sen işte böyle çarşı pazara bir ay gitmeyeceğin için kenarda koşuyorsun. Ne 1000 lirası, 2000 lirası? Sen dershane yapılıyor ya. Hani eylemde neredesin? Hani ulvi şeyler tespit ettin? Tamam da o tespitler sana nereden gelecek? Bu dershane hizmetleri olmasa, bu yerler olmasa, bu yayın sana gelmese, bunlar burada kalanlar yiyip içip sana bunları vermese, sen nerede var olacaksın ya? Ya bırak hepsini dokunma. Yani arkadaşlar her şey yerinde aktı. Bakın medrese eğitimini yapıyor. Ashab-ı Suffa yok muydu Resulullah zamanında? Vakıf vardı. Ne kadar kişiydi biliyor musunuz evlenmeye? Allah Resulü yetiştirdi. Ebu Hüreyre baştaydı.
300'de 350. Sungur abi dedi ki, Allah rahmet etsin bizatihi. O zaman Allah Resulü zamanında Müslümanlara göre 300-350 idi. Şimdi 1000 ile 2000 kişi varız diyor vakıf. Bugünkü Müslümanlara göre çok azdır. Vakfı hayat, hayatını vakfetmiş. Mesela misal için söylüyorum, siz de öylesiniz. Ben şimdi çoluk çocuğumu düşünsem, geçimi düşünsem, vakıf olmasam, bu derslere hassı nazar etmesem, bütün şey hissiyatım, fikriyatım bununla yetişmesem, siz nasıl bunları dinleyecektiniz? Bana aktardı. Rüştü abi de vakıftı. Zübeyir abi de vakıftı. Değil mi? Yani bu çekirdek kadro, okuduk ya, ağacın çekirdeği var, bir de ağacı var. La kardeşim, bu çekirdek hizmetinin yetişmesine değil, kenardan gönlünde ne koptu değil. Esasını ortadan kaldıracaksın. Arabanı satıp yapacaksın ya. Adam canını vermiş. Nefsini vermiş ya. Sen bir hafta 15 gün hanımınla yatmasan yapamıyorsun ya. O kadar özel söylüyor. Lan bu adam hayatlarını vermiş. Vakıf yetiştirme ne yapılacak? Es geçiyor ya yazılara. Çok cebime gidiyor ya. Ustad hayatını vermiş. Peki nerede yapmış? Bak, ustad medreseyi kapatmış. Mavizelerle Ruslara karşı bütün talebesini feda etmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı Suffa'yı kapatmış. Ne yapmış? Hendek kazmış. Fiiliyat, İslamiyet de imanın bir cüzüdür diyor. Şeyde şu ala. Ya. Ustadımız Barla'daki 9 senelik ikametgahı olan ve Risale-i Nur'un birinci dershanesi, hem 6 vilayet genişliğindeki Medrese-i Zehra'nın çekirdeği bulunan hanesini Medrese-i Nurli olarak yapmış ustad, bakın. Barla'da. O Medrese-i Zehra var ya, böyle Van'da kurup temelinde muvaffak olamadı. Sonra kader ilahi diyor. Bir yer yerine genelledi diyor. Tamam mı? O çekirdek olmuş. Medrese-i Zehra'nın çekirdeği bulunan hanesini Medrese-i Nuriye olarak Risale-i Nur'a vakfetmişti. Sen ben neredeyiz kardeşim ya? Eylemde yoksun. Neredesin ya? Hiç bu almıyor biliyor musun benim kafam? Yani uçup kaçıp şeylerden bahsediyorsun. Eylemde Allah Resulü Miraç'taydı. En zirvede haleti rüyası yaşadı. Geldi, hendek kazdı. Hepsi yerinde olmalı. İfrat, tefrit dengesizliğe sebeptir. Her şey yerinde olacak. Dün akşamki derse bak, bugünkü derse bak. Bakalım. Dün üç alemimiz haritası. İnsan niye mutlu değil? Niye duygularım bela olmuş? Aklıma aklım, düşüncelerim bela olmuş. Bu. Ha, o nasıl ayırt edeceğiz? O ders. Şimdi de dusturlar kardeş. Neyi nerede nasıl yapacağız? Hani bak, kafana dalmışsın. Leylim leylim. Meczup bunlar, meczup. Her şey yerinde haktır. Cenab-ı Hak o demek. Hak. Şimdi diyor bak, şimdi onu mutakip hem İsparta ve civarı kazaları ve bazı köylerinde, sizin köyde var mı Mehmet Ali? Köyde Risale Medresesi. Çok şükür. Bizim köyde iki tane medrese var. Hem Diyarbakır ve gayret etmesek. Bir tanesi dedim kardeşim, şu şey var, yardım et bana, şu tuğlasını al. Onu vicdan, ona bıraksan zaten şey yapmıyor. Al yap bakalım. Çünkü gelip benden hizmet istiyorsun. Ben nerede risale okuyacağım? Sonra çocuğunu göndermek istiyorsun. Adam yetiştir söylüyorsun. Bak, Diyarbakır ve Şark'ta Diyarbakır ve Şark'ta Nur dershaneleri açılmaktadır. Bu suretle o dershanelerde nurların okunması ve nurlarla meşguliyete devam edenlere ve ders alanlara talebi ulum şerefini kazandırmaktadır. Talebi ulumun ise, talebi ulum, yani Risale-i Nur talebesi nedir? Ulum, okumak, dinleyen ve yazan. Talebi ulum. Ulum talebesi, Kur'an talebesi, bütün iştirak amali uhreveden hissedar oluyor. Adi harekatı, adi derken, yani tuvalet gibi basit uykusu dahi sıradan olan hareketi, talebe-i ulumun, hatta uykusu dahi.
ibadet hükmüne geçtiğini bazı büyük müçtehitler beyan etmişler. Nereden okudum ben bunu? Emir Darlaykası 2, 231. Ya ustad kendi gücü kadar barlayı yapmış. Affedersiniz iç çamaşırını satıp hizmete vermiş ya usta. Sen basılsın dedi. Öyle mi diyeyim? İç çamaşırını satmış ya. Paltosunu satmış ona. Sen de ne yapalım? Bari şu kenarda. Ne kenarı ya? Binanı satacaksın, yapacaksın kardeşim hizmet. İlk önce vatan, memleket, ilk önce hizmet. O Yahudilerden girmiş. Camiye lazım olan, eve lazım olan cami haramdır. Allah Resulü sünnetine ne kadar zıt? Bekle Allah bekle. Yahudilerden giren şey var ya. Üzümü niye, bağını sorma. Haram mı helal mi? Sorma. Bak gavurlardan gelmiş. Yalan söylüyorsam Arap olayım. Aynı. Eve lazım olan cami haramdır. Senin başına düşsün bu caminin ayakları. Yani aramıza nasıl sokmuşlar bunları? Bütün himmetini sarf edeceksin kardeşim. Seferberlik var kardeşim. Hizmette seferberlik var. Aa bitiyor. Kıyamet kopacak, kopuyor. Ne olacak? Aa ustada bak, sakkosunu sattım. İç çamaşırını satmış, satmış satmamış. Bunu niye ilan ediyor? Yaptın tamam. İhlas gizli tutmak değil midir ya? Yaptın da gizli tutsana usta. Niye Risale'ye koydun? Ne diyor bunlar Mehmet Ali bize? Yapın da bu cinsten yapın yani. O da donunu, atletini satmış. Aynen öyle diyor. İki tane don diyor. Sen arabanı sat kardeşim. Numara'yı ya Yusuf Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ı Kur'an'a niye koymuş Cenab-ı Hak? Tarihi bilgi mi veriyor? Onun üzerine ders veriyor Kur'an bize ya. Ben sakomu diyor, iç çamaşırımı sattım diyor. Dön şu kadar, atle şu kadar, şu kadar. Ben o kadar diyor talebeler ama ben o kadar şey yapmıyorum düşürüyor tamam. Sonra o parayı Tahiri'ye verin diyor. Risale'nin basılması için mürekkepte kullansın diyor. Okuyup geçiyoruz. Bu ne diyor? Uçup kaçıp şeylerden bahsediyorsun. Hiçbir şey yaramaz kardeşim. Seni hani net budalasına sokar. Bir tuzaktır. Kürse kadar milat yaptırır şeytan sana. Eylem seni yere yapıştırır. Yani. Mesela evlilikte kullanayım bu konuyu. 4 tane fıtrat vardır. Toprak tabiatlı, su tabiatlı, ateş ve buhar. Bir daha aşağıdan yukarı çıkın. Herkes dinlediği için söylüyorum bunu. Size lazım değil ama. Toprak tabiatlı, erkek ve kadın var. 2, toprağın üstüne su, ateş ve buhar. Diyor ki toprak tabiatlı bir erkek veya kadın, toprak tabiatlı bir kadın erkek alırsa imtizaç edemez. Su tabiatlı ile su tabiatlı olursa olmaz. Ateş de ateş olursa Allah cehennem serin olur o eve göre. Hava ile hava olursa olmaz. Şimdi benim diyelim ki birisinin tabiatı ateş. Onun vasata getirecek ne olur? Toprak veya su. Çünkü ateşi ya su söndürür, en kuvvetli toprak söndürür. Toprak dökersiniz. Demek ki toprak tabiatlı bir erkek, ateş tabiatlı bir erkek, asabi falan, o ya su tabiatlı birisini alacak veya toprak tabiatlı. Sakın ateş tabiatlı hava tabiatlı bir kız alırsa, o ateş daha çok yayılır. Kan tahlilini nasıl yapacak? Yani kan tahlili lazım. Kan tahlili nasıl yapılıyor biliyor musun? Diyor ki evlilikte küfür vardır. 10 tane madde. Tamam? 10 tane madde. Bütün ulema-i İslam ve Risale-i Nur'un %99 yerinde küfürde birinci din alınıyor. Risale-i Nur'da bir yerde din birinci sıraya alınmıyor. Ne alınıyor? Ahlak. Ahlak alınıyor. He? Ahlak. Seciyeten ve diyaneten diyor Kastamonu'da. Seciye. Seciye? Ahlak. Karakter ya. Seciye. Nesep değil ya. Din de demiyor. Seciyeten ve diyaneten eşit olmazsa diyor. Tamam mı? Kardeşim. Peki nasıl bileceğiz? Diyor ki her şey net kardeşim. Tahmini bırakmamış.
gübre. Ama gül yetişmiş. Olsun. Gübre, gübrede yetişen gülü koklamayın. Astihu nestihu ecdat boşuna dememiş. Adam ne de bilecek peki Hasan abi? Ha, o zaman akraba köylünden ilk önce şey yapacaksın. Ne de biliyorsun ki o? Ya en azından en yakın o. Çünkü senin köylünde, sen bilmesen annen bilir, ablan bilir, teyzen bilir onu. Yani köyünüz daha şeydir ama İstanbul'da Vanlısın sen. Şimdi Balıkesir'den birisiyle, komşuyla tanıştın. Sonu bilemezsin ki. Komşu oldun. Şimdi Balıkesir biraz gitmiş, Avrupa'da almıştı. Ha düşün, Avrupa'dan almış. Ha şimdi ama Van'da sizin köyünüz bir ortalama %60-70 birbirini tanımıyor mu? %100 olmaz. Aynen öyle. Bilir. Ben aşağıki mahalleyi hepsini bilirim. En azından kızı bilmiyorsam, oğlanı bilmiyorsam, anne babasını biliyor. Ha ta o cinsten bir şey. Anasına bak, kızını al demiş. Dayı ve amcasına bak, kıza, şey oğlana bak. Kız mı vereceksin? Amcasına, dayısına bak. Ya amcadan ya dayıdan. Tamam. Vesaire. Bunlar demiş kardeşim. Ha bunu da yapamadın. Demiş ki, bu kız veya oğlan çaktırmadan 7 tane renk var. 7 tane renkte 3 tane seçer misin? Birinci en çok hangisini seviyorsun? Renk de karakteri belirler. Tamam? Karakter belirler. Hadi bunu da yapamadın. Kız ve oğlanın en güzel belirlen tarafı da şeydir. Kimle oturup kalkıyor? Kimle arkadaş? O cinstendir. Kişi arkadaşın dini üzerindedir. Hadis. Mesela ben seninle fıtraten imtizaç edemiyorum. Dershanede kalabilir miyiz Mehmet? Dershane bile kalamayız ya. Ben çekip giderim başka bir yere ya. Niye kavga edelim? Tamam. Şimdi bir kız veya oğlan birisiyle arkadaş, uydurukçasıyla kanki, kanka mı kanki, dost olmuş. Dost. Kardeş olmuş, dost. Fıtratları birbirine imtizaç etmesi beraber olabilir mi? Olamaz. Kaç tane delil var ya? Ha zaten %100 imtizaç olmaz, denklik olmaz. Bu da fıtrata zıttır. Çünkü ben benle barışık değilim ki onunla barışık olayım. Ne evlilikte %60, %60, 70, 70 zor da 50, 60, 50'yi geçmesi lazım. 60, 70. Ortak tarafınız oldu mu tamam. Mesela bir misal vereyim. Geçen bana sordular. Sakın ha dedim. Adam namazı zorla kılıyor. Zorla kılıyor. Nur talebesi. Yani nur talebesi derken seviyor yani. Dost. Kardeş Risale okuyan değil. Derslere giden değil. Bizden dolayı, benim şahsımdan dolayı seviyor Risale'yi. Hadi desem gidiyor. Evinin oradan geçerken alıp götürüyor. Yani böyle bir adam. Bıraktığın zaman namazı da yapmıyor yani. İsrar ediyorsun, telefon ediyorsun. İyi, böyle bir adam. Evlenecek. Mahmud Efendi cemaatinden bir alime kız. Çarşaflı ders veriyor. Arapça ders veriyor. Duydun mu? Sakın ha. Ne olur? Cehenneme döner ev. Düzeltecek mi? Öyle demiş. Ben demiş evlenecek kızı veya oğlanı düzeltirim. Ulan din ve Allah haşa düzeltmedi. Düzeltemedi. Olmadı da. Seni alıp düzelteceğim. O düzelteceğim diyen adam düzelmiştir. Öyle öyle düzeltirler ki adamı. Kardeşim akıllı ol, tombala çekme. Hiçbir şey şansa bırakmamış din. Hani diye karpuz değil ki bakayım. Bu da uydurukça bir laftır. Ne kadar alametler saydım bak. Karpuz değil ki. Niye? Söyle arkadaşını. Ne yapıyor bu? Ha bir de başkasını söyleyeyim. Konumuz bu değil ama. Madem kader. Şimdi erkekten söyleyeyim, kadından söyleyeyim. İlk önce erkekten söyleyeyim. Evlenecek erkek arıyor. Ebu Bekir Sıdık modeli var. Bak bakayım bu çevresi 10 gün. Ebu Bekir modelleri var. Ben mesela hangi modeli? Ömer modeli var. Osman modeli var. Ali modeli var. Musa modeli var. İsa modeli var. Tamam. Adem'le peygamberimiz kullanılmıyor cami olduğu için. İbrahim modeli var. Kıza geçeyim. Meryem modeli var. İlk önce baştan geçin. Hatice modeli var. Radiyallahu anha. Rabbim şu anda dersimizden onu haberdar et. Vefasından dolayı. Hepsini haberdar et ama haseten o Hatice validemize her şeyim onun davasına kurban olsun. Vefasına hastayım. Beni en çok etkileyen ve her hac ümreye gittiğim, götürdüğüm zaman kafile istisnasız kafileyle orada yasın okutturuyorum şeyine. Vefasına hastayım. Herkes onu tekzip ettiği zaman ilk iman eden. Peygamberimiz diyor, ilk bana iman eden.
Herkes benden kaçarken her şeyini bana veren. Nasıl bahsetmeyeyim ya Ayşe demiş. Ya böyle deliyim yani ona. Ayaklarının altını böyle öperim yani ana. Vefasına hastayım ya, vefa. Hatice modeli. Git Ayşe modeli. Hatice modeli vefa. Ayşe modeli ilim. Sen evde çorba istiyorsan, çocuk doğurma istiyorsan Ayşe modeli alma. Fatıma modeli. Bundan ilim arama, ticaret arama. Çorbanı pişirsin, çocuğunu büyütsün. Ayşe Asiye modeli. Çilenin insanı. İman etmiş gizli, Firavun'un karısı. Ayşe, ben onunla ahirette eşim olacak diyor Peygamber Aleyhisselam. Asiye. Meryem modeli. O da çilenin insanı. O kabul edilecek bir şey değil. Kocasız çocuk doğurmasından neler yapmışlar. Tamam. Rabia modeli var. Enfusçi. Tasavvufçu böyle. Zikir eder. Sen bununla şimdi Asiye modeli bekliyorsun. Yani evlenirken kimde ne bekliyorsun? Rabia mı istiyorsun? Tasavvufçudur, enfusçudur, tarikatçıdır. Tamam. Böyle bir şey istiyorsan, tamam. Rabia ile Hazreti İsa evlenmemesi lazım. Çünkü ha içseldir. Onu dünyaya taşıması lazım ki denge toprak fıtratlı olması lazım. Hazreti Ömer tipinden birisi lazım. Lan, yürü. Hazreti İsa'ya enfusçudur aleyhisselam. Ona ne lazım? O buhar fıtratlıdır. Enfusçidir, içsel alemdir. Onu suya indirecek. Toprağa direk olmaz. Evlenmemiş. He? Evlenmemiş. Evlenmiş. Baktı ki bulamamış. Ben, hakim sordu ya bana da. Onu bile sordu hakim bana. Niye evlenmedin dedi. Dedim ki, olan dedim. Diyeceğim ki benim özel hayatım sana ne diyeceğim neyse. Bununla bir alay edin. En iyisini aradım dedim. En iyisini aradım. Ondan sonra... Hemen hakim yok. Bulamadın mı dedi bu kadar insanlar içinde. Dalga geçecek yani sen çok halledin. Buldum dedim. Savcı da hakim de var dedi ki dedi niye evlenmedin o zaman buldun? Meğer dedim o da en iyisini arıyormuş dedi. Ben iyi aradım ama ben iyi miyim yani? Meğer aradım buldum ama o da meğer en iyisini arıyormuş. Peki şurayı siyah bir yer okuyayım kesiyorum. Elbette bizlere lazım ve millete elzem. Şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmasına ve izin verilmesine binaen Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçük bir medrese-i nuriye açmak lazımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için hem ilim haşiye şayet biri biliyor. Taallüm etmeye muhtaç değilse ibadete muhtaç veya marifete muştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir. Hem ilim Risale-i Nur bu dersi mutala etmek hem marifet hem ibadettir. Eski medreselerde 5-10 seneye mukabil inşallah Nur medreseleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir ediyor. Emirdar layıkası 1-249. Gördünüz mü? Her yerde bir küçük medresi nuru. Aç. Ama benim ne suçum var ya? Nasıl açacağım ben? Ne kabiliyetim var? Ne şey? Ulan açana yardım et ya. Lan adam kendi şahsınla bir şey yapmıyor ki sana yani. Çoluk çocuğu evladı yali yok ya. Senin evladın için, senin isten için uğraşıyor. Bu milletin için uğraşıyor. La kıyamet kopacak, kıyamet. Kıyamet kopacak. Bari alemi gaybda olan hükümlere fetva verdirmemek gerekiyor. Kadere fetva verdirmemek gerekiyor. Çoluk çocuğunu, çocuğunu değil, torununu da esas alıp hizmeti unutan kadere fetva veriyor. Allah'ım çoluk çocuğumu boz. Çoluk torununa daire düşünüyor hizmeti. Her şey beraber. Ne kadar verelim ya? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Sen fetva veriyorsun helak olmana. Kime kazandığını teslim edeceksin? Alemi gayba fetva veriyoruz.
ben merkezli yaşayan Müslümanların başına kıyamet kopacaktır. Son sözüm, Rüşt abi dedi ki, hasta diyor Zübeyir abi. Niye hasta? Ustada hizmet edeyim. Belki bir şey ister, ben uykuda kalırım diye ilaç içmiş 10 sene. Uyumayayım ki ustadın ihtiyacını gidereyim. Kapının dışında oturuyormuş. Ustad gece bir şey ister diye. Sonra vefatından sonra Zübeyir abi ilaç içmiş uyuyayım diye. Böyle bir adam. Kahraman. Yatıyor diyor böyle. Yatağında. Karşıki tarafta ders salonu. Gündüz oluyor. Yanına gitmiş oturdum dedi. Rüşt abi gel. Abi dedi. Hususu konuşuyor. Bir, kıyamette sen sır katibiydin ustadın. Kıyamet ne zaman nasıl kopacak? Ne zaman kopacak? Ustad buna ait bir ima yapmış mı? Kastamda demiş ama dedi. Yatıyordu dedi. Şöyle kalkamıyor ilaçta. Elini ders salonuna uzatarak böyle medreseler ortadan kalktıktan kalkarsa kıyameti bekleyin dedi diyor ustad bize. Bu medreseler kefarettir. Evet. Çekirdek hizmettir. Oyun geliyor. Rabbim şu anda 8,5 milyar insan yaratmış. Bunların içinde Allah Müslümanlardan razı. Daireyi büyütüyoruz. 2 milyar. 8 milyarın 2 milyarı Müslüman. 5'te biri Müslümandır. Sayının, unutmayın. Ölçü her zaman aynıdır. Müslümanların içerisinde de Allah müceddit hizmetinden razı. İnsanların içerisinde Allah nereden razı? Müslümanlardan. Allah Müslümanların içerisinde en çok kimden razı? Az her 100 senede bir gelen müceddiden razı. Onların içerisinde de dost var, kardeş var, talebe var, has var, rüküm var, erkanlar var. Yani bu. Peki bu Allah müceddidini nerede ihya ediyor? Nerede icra ediyor? Nur suresinde geçiyor Musa Aleyhisselam. Ey Musa, şehre git, benim dinimi meçhul evler vardır. Mesela cami ve bilinen yerler için beyt olarak gelir Kur'an'da. Muayyenleşir. Tenvin olarak gelen yerler ise bir kısım git meçhul evler edin. Oraya nasıl hizmet edeceksin? Erkek oğlu erkekler vardır diyor. 24. surenin 30, 31, 32, 33, 34, 35. ayette açın görün meal. Ey Musa git meçhul evler edin. Ne yapacağız? Orada talebe yetiştir. Bir kısım meçhul evler vardır ki herkes bilmez şehirde. Camiler herkes bilir. Böyle evleri yani medreseler herkes bilmez. Meçhul evler edin. Orada bir kısım erkek oğlu erkekler vardır. Bunlar ne yaparlar? Meale söylüyor. Bir ticaret ziraat yapmazlar. Ne yaparlar? Namazı dosdoğru kılarlar tamam. Zekatlarını verirler. Lan zekat nasıl verecek ya? Bir ticaret ve ziraat yapmaz diyorsun da. Yani ilmin, hayatın zekatını beşer adına bunlar kurbandırlar. İbrahim'in İsmail'i gibi bu. Ümmetlerin kurbanıdır. O bir kısım meçhul evlerde bu davanı icra et. Bir kısım meçhul evler var ki orada erkek oğlu erkekler vardır. Sabah akşam Rablerini zikrederler, tesbih ederler, namaz kılıp bir de zekat verirler diyor. Ondan sonra Allah ne diyor? Allah onlar kendisi dua ediyor. Rabbim Allah onlardan razı olsun diyor. Rableri onlardan razı olsun diyor. Bir bakın Allah dua ediyor. Hani peygamberimiz içinde diyor ya buna. Rabbi ona salat getirir. Siz de selam getiriyor de siz de salat getirin diyor. Var ya peygamberimiz için söylüyor. Cenab-ı Hak Rabbi ona salat getirir, siz de selam getirir ey ümmet diyor. Rabbim de işte o evlerde kalanlara dua ediyor. Onların bereketini Rableri arttırsın diyor. Görüyor musun? Bak, meal bu. Yani o zaman da şu zamanda bize dua eder aslında. Yani her kanun bir silsiledir kardeşim. Bir kısım meçhul evler var, muayyen değil. Ve orada kalan recul yani erkek oğlu erkekler vardı, ticaret ve ziraat yapmazlar. Sabah akşam Rablerini zikredip fikrederler, zekatlarını verirler ve namaza dostluk kılar. Onlar nasıl zekat verecek diyecek? Ömürlerini zekatı ümmet adına verdikleri için.
Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.